Ya 6 aydır bu düğünü planlıyorum. O kadar özenmiştim ki. Gelinliğimi gidip Fransa'dan aldım. Pasta için İtalya'ya gittim. Ya rica minnet dünyanın parasını verip marzipan ustasıyla anlaştım. Ben bu kadar ince düşünürken Mete'nin yaptığı şey oldu mu şimdi? Canım, canım, Yeliz, Yeliz, üzülme, üzülme. Biz oradaydık, hiçbir şey olmadı. Herkes saçma sapan bir kutlamaydı işte. Gerçekten. Ya olur mu ama? Ben sosyal medyada gelinliğimle, düğünümle trend olmak istiyorum. Mete'nin bekarlığa veda partisiyle değil. Olursun canım, olursun. Sen yine trend olursun güzelim. Zaten Mete de çok üzgün, öyle değil mi? Çok çok üzgün, deli gibi pişman, ağlıyor. Onun da iki gözü, iki çeşme bak, gerçekten. Düğünümde de en sevdiğim grup Kızgın Maymunlar çıkacaktı, biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum, bir iki şarkısını dinlemiştim. İlk albümden sonra kavga edip ayrılmışlardı. Düğünümde çalmalarını çok istiyordum. Yeniden birleşmeleri hayalimdi benim. Hepsiyle tek tek konuşup onları bile barıştırmıştım. Artık senin Tatlı Balayın şarkısını bir daha hiç dinleyemeyeceğim. Oha! Oha mı? İşte Mete de aynısını söylemişti. Bunların hepsi aynı. Şaşırdım sadece. Tamam, konuşmak istemiyorum ben. Kalkıyorum. Yeliz, nereye? Yeliz'cim otur. Otur hadi canım. Sinirlenme, gel. Gel. Ayrıca şu an gitmesi gereken sen değilsin. Başkaları. Onlar gitsin. Yaptıkları hatayla beraber gitsinler buradan. Ben mi gideyim yani? Evet Kerem. Yani Yeliz mi gitsin? Zaten niye geldik ki? Ben de buramı yalnız bırakmayayım o zaman. Siz şey yaparsınız artık. Sıraya gir. Ben hayatta sıra bekledim. Şş. Senin ayağın mı kokuyor lan? İtibarımızı zedeliyorsun. Lütfen. Ben her sabah duş aldıktan sonra topuklarımı böyle vazelinle ovalar, pudralarım. Giydiğim çorabı bir daha giymem, çöpe atar, yenisini alırım. Allah Allah. Ben de titizimdir ya bu konuda. Bir haftadan fazla giymem çorabı. Bir hafta mı? Oğlum pislik yapma lan. Ben de değilmişim. Anne, turşu bidonu mu açtın ya? Yok. Kendime şifalı ot kaynattım ya. Ne otu bu anneciğim böyle? Lastik ayakkabıda beklemiş ıslak çorap otu mu? Yok ya. Alternatif Sağlık diye bir program vardı da işte orada seyrettim. Böyle şifalı otları içince katık ediyorsun, kaynatıyorsun, içiyorsun ama bir ay içeceksin. Hafızaya çok iyi geliyormuş. Hatta diyorlar ki Japo Birliği Marşı'nı böyle tersten okursun. Anne bildiğin ettiğin ot mu bak? Bak millet ıspanaktan zehirlendi, hastanelere düştü ha. Kendim de bir iki ot kattım ya. Rahmetli babaannem bahar gelince böyle yolar yolar ağzımıza tıkardı bize, yedirirdi şifa olsun diye. Doğanın bir mucizesi ya, faydası var zararı yok. Alternatif tıp burası abicim. Abicim deme lan abi be. Sağlıklı yaşayan herkes bilir bunu. Al bak işte bu dövdü. Bu dövdüğüne göre kesin bir var bunda. Nerede böyle garip enteresan şey orada bu. Ya ilaçlarına yan etkisi olur, bir şey olur, hastanelerden randevu alamayız. Sonra Nazmi'ye bir ton uğraşsın. Nazmi. Merak etme, merak etme. Her zamankinden daha da iyiyim. Sağlığım falan yerinde. Ayrıca sana da kalmam. İşiniz gücünüz yok mu oğlum sizin? Var. Ne oturuyorsunuz? Hadi. Of. Hadi güle güle, güle güle. Hadi çıkıyorum ben de. İyi işler. Oh, şifa olsun. Canım ağlama, ağlama canım. Gel bir su iç, bir yudum su iç. Hadi toparla kendini, hadi. Ay, gittiler değil mi? Gittiler, gittiler ya. Zaten bir daha gelemezler buraya. Hatta bu çevreden de geçemezler. Yanaklarımı üşüttü vallahi ağlamaktan. Nasıl? Ağlıyor muydun Mete? Bitmiş gibi miydi? Nasıldı yani, böyle yıkılmış mı? Yani en son gördüğümüzde arabayı çevirmiş denize. Gaza basacaktı işte öyle denize doğru. Süreceğim gideceğim diyordu. Ay yok, kendisine de arabasına da kıyamaz be, canı tatlıdır onun. Sen pek üzülmedin galiba değil mi? Yani şey, oyun mu oynuyorsun, ne yapıyorsun anlamadım ben. Tabii ki. Ya ben de biliyorum bir şey olmadığını. Hazır elime fırsat geçmişken değerlendireyim değil mi? Bir şey isteyeceğim. Ne isteyeceğim bakayım, ne yapacağım merak ettim. Bak bu listeyi bana Mete verdi. Bunların hepsini kabul edecekmişim. Bak sen bak bak. Bir,
Haftada 2 gece yalnız dışarı çıkacağım. 2, senede bir erkek erkeğe tatile gideceğim. Hı. 3, tuttuğum takımın derbi maçı senin doğum güne denk gelirse doğum günün ertesi gün kutlanacak. Ne be? Ve pasif agresif bir tavır geliştirilmeyecek. 4, evdeki sinema odası iptal edilip yerine konsol oyunu konulacak. Burası mahrem alanım olacak. Ya. Biz de biliyorduk herhalde bekarlığa veda falan yapacağını. E yapmayın diyecek halim yok. O kadar da kezo değilim yani. Yok canım değilsin kezo desin. Biz de kezo değiliz. Kezo... Bizim de kezbanlıkla işimiz olmaz. Sırf onu bahane ettim işte şu salak liste gündemden düşsün diye. O zaman evlenmiyorum deseydin, iptal etseydin. Aa, niye öyle bir şey diyeyim? Kendisini tövbe ettirmek daha zevkli. Git bu listeyi Mete'ye ver. Ona de ki, eğer bu listeyi Yeliz'in gözünün önünde yırtarsan sana ikinci bir şans verebilir. Ha o da belki falan de. Tamam. Ha. Bu liste iyi değil. İyi değil. Çünkü muazzam bu liste. Cidden muazzam ama. Siz bu listeye iyi mi diyorsunuz? Şu listede iyiye yakın bir şey göstersene bana. Yakın. Tamam biz biraz abartmış olabiliriz ama... sizin de böyle yapacak bir şeyiniz yok bu listede. Evet canım. Yani sonuçta her erkek kimsenin giremediği bir oyun odası olsun ister şimdi. Tabii ki ister. Tabii ki ister. Benim yeğenimle yaşıtsa ister. Benim yeğenim 5 yaşında Volkan. Sen kaç yaşındasın? Şimdi yani iyi, yanlış, doğru, kötü demeyelim de şimdi mesela erkek erkeğe takılma olayı. Şimdi sizinle konuşacağımız şeyler var, konuşamayacağımız şeyler var. O yüzden bazen erkekler yalnız takılmak ister. Özel konuşmak ister değil mi? Maksat muhabbet. Siz de altında başka bir şey aramayın. Muhabbet derken danstan bahsetmiyorsunuz yani. Ya olsa ne olacak? Senin Rıza abin bile dans etmiyor mu? Bak bak. Senede bir erkek erkeğe tatile gideceğim. Ya ne var onda? Sanki sizi çağırsak sıkılmayacaksınız. Sıkılırsınız. Yani günün yarısı iskeleden bombalama atlıyoruz. Geri kalan yarısında da fosur fosur uyuyoruz zaten yani. Kıvırma Volkan, kıvırma. Tuttuğum takımın derbi maçı senin doğum gününe denk gelirse... doğum günün ertesi gün kutlanacak. Ve biz de bunu onaylayacağız, okeyleyeceğiz öyle mi? Ama sen de dedin derbi maçı. İşte herhangi bir maç değil o derbi. Yani. Siz bu listeyi onaylıyor musunuz? Aynısını biz de yapardık diyorsunuz yani. Hı? Nasıl da yediler. Olur mu canım öyle şey? Ben seni üzecek bir şey yapar mıyım Ayşem? Bu işte Metin. Herhalde canım siz de bizi ne sandınız yani? O kadar da değil şimdi. Saçmalamış Mete. Al şöyle. Al bunu. Mete'ye verirsiniz. Kabul etmediğini söylersiniz. Yeriz'in onu affeder. Tamam.